Tekrar merhaba herkese. Bu videodaki konumuz producer consumer problemi, yani üretici tüketici problemi. Bununla alakalı oldukça yalın ve anlaşılır bir görsel var ve gördüğümüz üzere iki tane thread'imiz var arkadaşlar. Producer yani üretici thread öğeleri üretsin ve bir konteyner içerisine eklesin. Consumer yani tüketici thread ise üretilmiş olan öğeleri tüketsin, yani konteyner içerisinden silsin. Dolayısıyla thread'lerden birisi öğeleri oluşturup konteyner içerisine eklerken diğeri üretilmiş olan öğeleri tüketerek bu öğelerin sayısını azalsın. Burada her iki thread de öğelerin içerisinde bulunduğu konteynere erişebileceğinden ötürü sağlıklı bir şekilde üretim tüketim aşamalarını icra edebilmek adına bir mutex nesnesine ihtiyacımız olacak. Üretici öğeyi oluşturup ilgili konteyner içerisine eklerken kullanacak mutex nesnesini kilitlemelidir ki bu esnada tüketici konteyner içerisindeki öğelere erişemesin. Üreticimiz öğeyi üretip konteyner içerisine ekledikten sonra mutex nesnesinin kilidini açmalı ve tüketiciyi de bu durumla ilgili bilgilendirmelidir. Görev sırası kendisine gelen tüketici de yine mutex nesnesini kilitlemeli, çünkü kendisi konteyner üzerinde tüketim işlemi yaparken üreticinin veri kaynağına erişmemesi gerekiyor. Bu şekilde bir döngü halinde üretim ve tüketim süreçleri organize edilmeli. Bu organizasyonu sağlayabilmek adına da Condition Variable sınıfını kullanabiliriz arkadaşlar. Bu sınıf sayesinde üretim ve tüketim threadleri görev sıraları kendilerine gelene kadar bekleyecek, ardından kendilerine bildirim geldiğinde görevlerini icra edip tamamlayacak ve tamamladıktan sonra diğer thread'i bilgilendirerek tekrar bekleme durumuna geçecekler. İşte burada bahsettiğim beklemek, görevlerini icra etmek, görevlerini icra ettikten sonra diğer thread'i bilgilendirmek gibi işlemleri yapacak olan yetenekteki sınıfımız arkadaşlar Condition Variable. Şimdi isterseniz producer consumer problemi ve bu problemin üstesinden gelmekte bize yardımcı olacak Condition Variable nesneleri incelediğimiz örneğimize bakalım. Projemize ilk olarak arkadaşlar Condition Variable kütüphanesini dahil ediyoruz. Sonrasında burada global olarak tanımladığımız değişkenler var arkadaşlar. Bunlardan ilki benim hazne ismini verdiğim bir konteyner. Ben burada kuyruk olarak tanımladım ama herhangi bir konteyner de olabilir. Burada üretilecek ve tüketilecek olan elemanlarımız aslında birer tam sayı arkadaşlar. Biz birer tam sayı üreteceğiz ve onu konteyner içerisine ekleyeceğiz. Daha sonra bu sayıları konteyner içerisinden atarak da silerek de bir tüketim aşamasını modellemiş olacağız. İkinci değişkenimiz hazne kapasite ve 10 değerine sahip olan bir integer arkadaşlar. Bu değer bizim konteynerimizin aynı anda barındırabileceği maksimum eleman sayısını ifade ediyor. Yani bizim hazne nesnemiz içerisinde maksimum 10 tane tam sayı saklayabileceğiz. Özellikle belirtmek istiyorum, üreteceğimiz eleman sayısı değil bu. Biz 100 tane de eleman üretebiliriz, 1000 tane de eleman üretebiliriz. Ama haznemizin tek seferde taşıyabileceği kapasite arkadaşlar 10. 10'dan daha fazla elemanı içerisinde barındıramıyor. Önce o elemanların azalması gerekiyor ki üretilecek olan diğer nesneleri de kendi içerisinde saklayabilsin. Yani üretilecek eleman sayısıyla hazne kapasitesinin doğrudan bir ilişkisi yok. Sonrasındaki değişkenimiz üretim tamamlandı arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi biz 100 tane ya da 1000 tane tam sayı ürettiğimizi varsayalım. Bu üretim işlemi tamamlandığında bu değişkenimiz true değerini alacak. Tabii ki başlangıçta false değerine sahip. Sonrasında bizim üretim ve tüketim threadleri içerisinde korunması gereken kritik verilerimiz ve kritik bölgelerimiz için kullanacağımız bir mutex nesnemiz var. Ve bu uygulamamızın kahramanı arkadaşlar Condition Variable türünde ismine CV verdiğim nesnemiz var. İşte az önce bahsettiğim beklemek, sıra kendisine gelince görevini icra etmek, görevi bittikten sonra diğer thread'i uyarmak işlemlerini biz bu değişken üzerinden yürüteceğiz. Bu örnekte bizim iki tane fonksiyonumuz var arkadaşlar. Üret ve tüket. Üret fonksiyonumuz bir tane parametre alıyor. Kaç tane tam sayı üretmek istiyorsak onun adetini tam sayı olarak geçiyoruz. Tüket de adı üzerine zaten arkadaşlar. Konteyner içerisindeki verileri fırsat bulduğu takdirde silecek, yani konteyner içerisinden atacak. Main bloğuna baktığımızda arkadaşlar bu fonksiyonları iki ayrı thread üzerinden yürüteceğiz. T1 üzerinden üret fonksiyonumuzu ve başlangıçta 10 tane tam sayının üretilmesini isteyeceğimiz için ikinci parametreyi burada 10 olarak verdim ki bu sayıyı az sonra değiştireceğiz. Sonrasında arkadaşlar T2 thread'imiz üzerinden de tüket fonksiyonumuzu icra edeceğiz. Fonksiyonlarımızın içeriğine bakalım isterseniz. Üret fonksiyonumuza baktığımızda arkadaşlar ilk olarak bir döngümüz var. Bu döngünün sebebi üretilecek olan ürünlerin adeti arkadaşlar. Biz kaç tane ürün elde etmek istiyorsak, kaç tane ürün üretmek istiyorsak o kadar tekrar edecek bir döngümüz var. Burada görüyorsunuz sıfırdan başlıyor. Adete ulaşana kadar döngümüz devam ediyor arkadaşlar. Döngünün içerisinde bir unique lock nesnemiz var ve yukarıda tanımladığımız mtx nesnemizi ona parametre olarak geçiyoruz. Elbette unique lock arkadaşlar. Çünkü biz mtx nesnemizin paylaşımlı olmasını istemiyoruz. Diğer thread, yani tüket thread'i tarafından paylaşılmasını istemediğimiz için burada unique lock türünde bir nesne oluşturduk. İsmine de ben ul verdim. Sonrasında
En önemli satırlarımızdan birini görüyoruz burada arkadaşlar. Condition variable nesnemizin wait fonksiyonu. Wait ne demek arkadaşlar? Beklemek, belirli koşullar altında beklenmesini ya da çalışmaya devam etmesini sağlayacağımız satır burası. Wait fonksiyonumuzun iki tane parametresi var. İlki arkadaşlar bizim unique lock nesnemizi biz parametre olarak geçiyoruz. Ardından da neye göre bekleneceğini ya da beklenmeyeceğini ifade etmek adına bir tane lambda ifademiz var. Wait fonksiyonu bu lambda ifadesi false döndürdüğü takdirde bekleyecek arkadaşlar. Bakın burada ters bir durum var. Yani lambda ifadesi false iken bekleyecek. True olduğu takdirde ise çalışmaya devam edecek. Yani şu hazne satırından, hazne.push satırından çalışmaya devam edecek. Eğer lambda ifademiz true ise. Lambda ifademize baktığımızda arkadaşlar hazne.size küçük mü hazne kapasiteden? Yani konteynerimiz içerisindeki eleman sayısı 10'dan küçük olduğu takdirde arkadaşlar ürün üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada kesinlikle bir beklemenin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Konteyner içerisindeki eleman sayısı 10'dan az ise ne yapıyor? Alt satırdan çalışmaya devam ediyor ve hazne.push ürün diyerek arkadaşlar biz üretmeye ve konteyner içerisine eklemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi lambda ifadesi true döndürdü. Dolayısıyla bir bekleme işlemi söz konusu değil. Ne zaman bekleyecek arkadaşlar? False döndürürse. Ne zaman false döndürür peki? Container'ımızın içerisindeki eleman sayısı 10 ya da daha fazla olduğu takdirde arkadaşlar bekleyecek. Çünkü bizim haznemiz 10'dan fazla elemanı barındıramadığı için şu satırda artık beklenmesi lazım. Neyi bekleyecek? Tüket trade'imiz devreye girsin, içerisindeki elemanlar azalsın, ondan daha az sayıda ürünümüz kalsın, biz tekrar üretmeye başlayabilirim. Yani hazne içerisindeki eleman sayısı 10 olduğu takdirde bizim ürün üretmemiz gerekiyor ve burada beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bekleme işlemi bittikten sonra dediğim gibi alt satırdan çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada ürünümüz yani aslında döngü değişkenimiz arkadaşlar ne oluyor? Konteynerimiz içerisine ekleniyor yani push ediliyor. Biz de bunu ekranda gösteriyoruz ve üretildi yazıyoruz. Bir ürün üretilip konteyner içerisine eklendikten sonra arkadaşlar bizim bu durumu tüket thread'ine yani diğer thread'e haber vermemiz gerekiyor. Burada yine condition variable nesnemizin notify one fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Burada notify one yani bir tanesini bilgilendirir, birini bilgilendir anlamında ki bizim zaten üret thread'imiz dışında sadece bir thread'imiz var. O da tüket. Sadece bir tane thread'imiz olduğu için burada arkadaşlar bizim diğer thread'imiz bilgilendirilmiş, uyarılmış olacak. Ardından şu parantez itibariyle döngümüzün kapsamının sınırını görüyoruz arkadaşlar. Döngümüz burada bitiyor. Döngümüzün bitmesi ne anlama geliyor arkadaşlar? Bütün ürünler üretildi ve üretimin artık bitirilmesi gerektiği anlamına geliyor. O yüzden ben burada farklı bir kapsam daha oluşturdum arkadaşlar. Bu kapsamın sebebi şuradaki lock card türündeki nesneden ötürü arkadaşlar. Burada mutex'i kilitlememiz lazım. Çünkü bizim üretim tamamlandı değişkenimiz arkadaşlar. Bir kritik veri. Dolayısıyla aynı anda iki thread tarafından erişilmemiz gerekiyor. Bu lock card nesnesinden ötürü de ben şu kapsamı oluşturdum ve üretim tamamlandı değişkenini true yaptım. Evet artık üretim tamamlandı ve daha fazla üretmemize gerek yok anlamında. Üretim tamamlandı değişkenimizi true yaptıktan sonra arkadaşlar biz tekrar bilgilendiriyoruz. Kimi bilgilendiriyoruz? Yine tüketim thread'ini bilgilendiriyoruz. Notify one fonksiyonu aracılığıyla. Üret fonksiyonumuz bu kadar. Tüket fonksiyonumuza bakalım. Orada da bir tane döngümüz var arkadaşlar. While döngüsü. Koşulumuz nedir? Üretimimiz tamamlanmadığı takdirde döngümüz çalışmaya devam ediyor. Yine bir unique lock nesnemiz var. Çünkü MTX nesnesinin paylaşılmaması gerekiyor. Diğer thread tarafından paylaşılmış şekilde ele alınmaması gerektiği için unique lock nesnesi kullandık burada. Bir wait fonksiyonu daha karşılıyor bizi burada. Wait fonksiyonun çalışma mekanizması ile ilgili olarak az önce söylediklerimin aynısı burada da geçerli arkadaşlar. Eğer lambda ifademiz false döndürürse bekleyecek ama lambda ifademiz true döndürürse arkadaşlar altındaki satırdan bakın şu döngü çalışmaya devam edecek. Eğer lambda ifademiz true döndürürse. Hangi şartlarda true döndürür ona bakalım. Hazne size büyüktür sıfırsa veya üretim tamamlandıysa arkadaşlar. Ne demek bu? Haznemizin eleman sayısı sıfırdan büyükse demek ne demek? Hazne içerisinde tüketilmeyi bekleyen elemanlar var demek ve bizim onları tüketmemiz gerekiyor. Ya da üretim tamamlanmışsa arkadaşlar yine bizim tüketmeye başlamamız gerekiyor. Yani şu koşullardan herhangi bir tanesi true değeri döndürürse burada bir veya mekanizması olduğu için bunlardan herhangi bir tanesi true döndürürse şu altındaki satırdan itibaren uygulamamız çalışmaya devam edecek. Ama lambda ifadesindeki koşullarımızın her ikisi de false olursa arkadaşlar yani haznemizin eleman sayısı sıfır olursa yani haznemizde tüketilecek bir eleman kalmazsa ve üretim de tamamlanmamışsa arkadaşlar biz burada beklemek zorundayız. Uygulamamız şurada CV wait satırında beklemek durumunda arkadaşlar. Ne zamana kadar bekleyecek? Bu koşullardan herhangi birisinin
true olmasını bekleyecek. Bu koşullardan herhangi birisi true olduğunda da dediğim gibi çalışmaya devam edecek. Buradaki döngü icra edilmeye başlayacak. Bu döngümüzde neler varmış bakalım. Haznemiz boş olmadığı sürece arkadaşlar, yani haznemiz içerisinde eleman olduğu sürece biz tüketmeye devam edeceğiz. Burada ürün adını verdiğim bir değişken oluşturdum. Bunu sadece ekranda görüntülemek adına kullanacağız arkadaşlar. Buradaki asıl olayımız hazne.pop, yani konteynerimiz içerisindeki en öndeki elemanı biz konteyner dışına çıkartıyoruz. Yani siliyoruz, yani tüketiyoruz arkadaşlar. Bunu da ekranda gösteriyoruz. Burada yine notify one fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu da kimi bilgilendiriyor? Ben bir tüketim yaptım, üretim thread'i haberin olsun diyerekten arkadaşlar üret isimli fonksiyonumuzu yürüten thread'imizi bu konu hakkında bilgilendirmiş oluyoruz. Main fonksiyonundan zaten az önce bahsettik. Dilerseniz hemen uygulamamızı derleyip çalıştıralım. Neler olacak bakalım. Bakın arkadaşlar, biz zaten 10 adet üretilmesini istemiştik başlangıçta. Görüyorsunuz şuraya parametre olarak ben 10 vermiştim. 10 tane ürün üretildi ve bunlar arkadaşlar sırasıyla tüketilmiş oldu. Yani 10 tanesi tek seferde üretilip tek seferde tüketilecek diye bir koşul yok. Farklı sonuçlar görebiliriz. Tekrar çalıştırıyorum uygulamamızı. Aynı sonuç oldu. Farklı bir sonuç görmek istiyorum. Evet, bayağı bir uğraştıktan sonra arkadaşlar. Bakın ilk olarak arkadaşlar tek seferde 6 tane üretim yapıyoruz ve o 6 tanesi tüketiliyor. Onlar tüketildikten sonra 2 tane üretim yapılıyor. Onlar tüketiliyor. Tekrar 2 tane üretiliyor ve onlar tüketilmiş oluyor. Bunun gibi farklı farklı sonuçlar görebilmemiz olası. Üretim sayımızı değiştireyim isterseniz. Bakın şunu 10 değil de 20 yapalım arkadaşlar. Terminali temizleyip tekrar derliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın ne oldu bu kez? 10 tane üretildi ve 10 tanesi tüketildi. Ardından geriye kalan 10 tanesi üretiliyor arkadaşlar ve onlar da tüketiliyor. Tekrar çalıştıralım, bakın farklı bir sonuç olacak mı? Bakın farklı şeyler geldi sanki burada. İlk seferde yine 10 tane üretim ve tüketim gerçekleştiriliyor. Onun ardından arkadaşlar 5 tane üretim ve onlar tüketiliyor. Sonrasında tekrar 5 tane üretim ve tüketim safhasını biz görüntülemiş olduk. 100 yapsak mı olur acaba? Bakın şu 20'yi 100 yapıyorum arkadaşlar. Derliyorum. Bakın farklı farklı sayılarda arkadaşlar her seferinde farklı üretim ve tüketim sayılarını görebiliyoruz. Tabi burada üretilen şeyler hemen aynı sayıda tüketiliyor arkadaşlar. Benzer şekilde görüyorsunuz, bakın onlar gitmiş başlangıçta. Sonrasında bu sayılarda bir değişiklik var mı? Bakın sadece en sonda son 4 tane üretilmiş ve hemen onlar tüketilmiş oldu arkadaşlar. Şu 100'ü ben tekrar 10 yapayım. Burada arkadaşlar sleep fonksiyonlarını aktif hale getirelim isterseniz. Kaydediyorum. Temizliyorum termini. Tekrar derliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir tane üretiliyor, tüketiliyor, üretiliyor, tüketiliyor, üretiliyor, tüketiliyor arkadaşlar. Biz burada sleep for fonksiyonlarını çalıştırarak bir gecikme yaratıyoruz ve o sırada üretici ya da tüketici threadler için bir çalışma olanağı sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki biz burada tüket threadindeki bekleme süresini biraz daha uzatsak ne olur arkadaşlar? 5 değil 10, hatta şöyle 20 milisaniye yapalım. Bakın üretim threadinde 5 milisaniye bekleniyor. Burada ise arkadaşlar her adımda 20 milisaniye bekleniyor. Farklı bekleme süreleri verdim yani. Farklı uyuma süreleri verdim. Derliyorum tekrar. Önce temizliyorum tabii. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 üretildi, 3 tüketildi. 4 üretildi, 4 tüketildi. Tekrar 3 üretildi, 3 tüketildi. Bir daha çalıştıralım bakalım. Bu şekilde arkadaşlar sistemin içerisinde bulunduğu duruma göre farklı sayılarda üretim yapılıyor. Ve bu üretilen ürünler ilk fırsatta tüketilerek arkadaşlar sırasıyla üretim ve tüketim aşamaları icra edilmiş oluyor. Temizliyorum uygulamamın terminali. Şimdi 2 tane fonksiyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini kullandık. Notify One'ı kullandık zaten. Bir de onun gibi çalışan bir Notify All isimli fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonlar nedir? Bunlara bakalım ve örnek uygulamamıza geçelim. Notify All, Condition Variable aracılığıyla beklemekte olan bütün threadlerin uyandırılarak kilitleri açılır ve çalıştırılmaları sağlanır arkadaşlar. Notify One ise az önce de kullandık. Condition Variable aracılığıyla beklemekte olan threadlerden sadece bir tanesinin uyandırılarak kilidi açılır ve çalışması sağlanır. Ama hangi threadin bilgilendirilip kilidin açılacağı belirsizdir. Yani bizim kontrolümüz dışında o an sistem tarafından uygun görülen thread seçilecektir. Bu iki fonksiyonun yaratacağı farklı etkileri görebilmek adına
Bir örnek uygulamamız var arkadaşlar. Ona bakalım. Yine ilgili kütüphanemiz var. Burada bir tane mutex nesnemiz ve condition variable nesnemiz var arkadaşlar. Burada iki tane fonksiyonumuz var. Oyala ve bekle arkadaşlar. Oyala fonksiyonumuz adı üzerinde oyalayacak. Yani belirli bir süre sistemi uykuya alacağız arkadaşlar. Diğer fonksiyonumuz ise bekle. O da oyalanma süresi kadar bekleyecek arkadaşlar. Oyalama bitti adında bir tane değişkenimiz var. Bool başlangıçta false arkadaşlar. Oyalama bittikten sonra bunu true yapacağız. Oyala fonksiyonumuzun içeriğine baktığımızda 3 saniyelik bir bekleme var arkadaşlar. 3 saniye bekleyeceğiz. Yani sleep for aracılığıyla sistemimiz uyuyacak. Sonrasında biz mutex nesnemizi kilitleyeceğiz ve oyalama bitti değişkenimizi true hale getireceğiz. Kritik veri olarak oyalama bitti nesnesini arkadaşlar mtx aracılığıyla koruma altına almış oluyoruz. Başlangıçta biz notify all fonksiyonunu kullanacağız. Yani beklemekte olan bütün threadleri biz haberdar etmiş olacağız arkadaşlar. Bekle fonksiyonumuza baktığımızda arkadaşlar bir tane parametremiz var. Burada thread'imize isim vereceğiz. Birden fazla thread çalıştıracağımız için bu fonksiyon aracılığıyla burada her thread'e farklı isimler vereceğiz arkadaşlar. Fonksiyonun ilk adımı da arkadaşlar bir unique lock nesnesi oluşturuyoruz. Sonrasında ekranda bekliyor diyoruz ve ismini verdiğimiz threadlerden hangisi bekliyorsa onu ekranda yazdırıyoruz arkadaşlar. Burada wait fonksiyonumuz var. Yani bir bekleme durumu var. Az önceki örnekte de ısrarla üzerine durmuştum arkadaşlar. Bizim lambda ifademiz false döndürdüğü takdirde beklemeye devam edeceğiz. Yani oyalı fonksiyonu, sleep for fonksiyonu burada 3 saniye uyuyacağına göre arkadaşlar bizim de burada 3 saniye beklememiz gerekiyor. Burada oyalama bitmediği takdirde yani o 3 saniye dolmadığı takdirde arkadaşlar threadlerimiz bu satırda bekliyor olacak, wait ediyor olacak arkadaşlar. 3 saniye dolduktan sonra ne olacak? Oyalama bitti. Değişkenimiz true değerini alacak ve biz alt satırdan itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Ve ekranda bekleme bitti yazısını ve hangi thread'in beklemesinin bittiğini görmüş olacağız arkadaşlar. Main fonksiyonumuza baktığımızda 5 tane thread'imiz var arkadaşlar. İlki oyala. Oyala fonksiyonu icra edecek olan thread'imiz t oyala dedim ve hemen fonksiyonumuzun ismini yazdım arkadaşlar. Sonrasında bekle fonksiyonumuza arkadaşlar 4 ayrı thread üzerinden yürüteceğiz biz. A, B, C, D isimlerini verdim. Yani oyalama esnasında arkadaşlar bu 4 thread de bekleyecek. Oyalama süresi bittikten sonra ne olacak? Bu 4 thread de bilgilendirilecek ve biz bunların beklemelerin bittiğini, hangi sırayla bittiğini, hangi sırayla başladığını ekranda görmüş olacağız. Kaydediyorum ve uygulamamı derliyorum. Çalıştırdım ve bakın şu anda A, B, C, D thread'in 4'ü de bekliyordu, bekledi. 3 saniye dolduktan sonra da arkadaşlar yine A, B, C, D sırasıyla bilgilendirildiğini ve beklemelerin bittiğini görüyoruz. Tekrar çalıştıralım. Yine aynı sırayla mı olacak? Yine aynı sırayla oldu. Evet, birkaç denemenin sonunda arkadaşlar bakın farklı sırayla bilgilendirdiklerini görüyorum burada. C, D, A, B sırasıyla threadlerin bilgilendirildiğini ve o sırayla da beklemelerinin bittiğini arkadaşlar ekranda görüntülemiş oldum. Temizliyorum terminali. Şimdi burada arkadaşlar notify all yerine notify one fonksiyonlarını sırayla çalıştıracağım. Burada notify one fonksiyonu çalıştırdığımızda şu oyalı fonksiyonu içerisinde arkadaşlar notify one satırına geldiğinde threadlerden bir tanesi bilgilendirecek. A, B, C, D threadlerinden bir tanesi bilgilendirecek ama bunun hangi thread olacağını biz karar veremiyoruz. Sistem o anda uygun olan ilk thread'i bilgilendirmiş olacak arkadaşlar. Tekrar derliyorum. Çalıştırdım. Bakın şu anda bekliyor. Bakalım kim bilgilendirecek. A thread'imiz burada bilgilendirilmiş oldu. Uygulamamız burada bitmedi arkadaşlar. Sona ermedi yani. Çünkü diğer thread'imiz biz join olarak çalıştırdığımız için onlar da tamamlanmadığı için uygulamamız bitmiyor. Sonlandırıyorum ben elle uygulamayı. Sonrasında ikinci notify one fonksiyonu da arkadaşlar ben aktif hale getiriyorum. Yani ne olacak? 4 thread'imizden 2 tanesi bilgilendirilmiş olacak. Bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz. Bekliyor. Bakın burada A, D, B, C sırasıyla başladı bu arada. Ne oldu? A ve D thread'leri arkadaşlar bilgilendirilmiş oldu. Burada A, D yerine B, C thread'i de bilgilendirilmiş olabilirdi arkadaşlar. Dediğim gibi bunun tercihini biz değil, sistem kendisi yapıyor. Üçüncüsünü aktif hale getiriyorum. Bakalım hangi 3 tanesi bilgilendirilecek? Evet, gördüğünüz gibi A, D, B arkadaşlar. C bilgilendirilmedi burada. Son olarak ne yapıyorum?
Dördüncü Notify One satırını aktif hale getiriyorum ve 4 thread'in de bilgilendirilmesini sağlamış olacağım. Derliyorum. A, D, B, C sırasıyla çalışmaya başladı ve D, A, B, C sırasıyla da bilgilendirilmeleri tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde Notify All ile Notify One arasındaki farkı da görmüş, gözlemlemiş olduk. Bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.